Telefona bakmak için veyahut da birisini aramak istediğim zaman normal uzak gözlükten isimleri bulamıyordum. Kredi kartımda asla numaraları göremiyordum. Çok büyük hatalar yaptım. Özellikle market seçiminde ürünlerin etiketlerini, içeriğini asla göremiyordum. Fotoğrafını çekip, büyütüp, zoomlayıp o şekilde içerik okumaya ya da son kullanma tarihi okumaya çalışıyordum. Yakın gözlükten kurtulmanın alternatif çözümlerinden en başta en sık kullanılan mercek ameliyatı oldukça invaziv bir ameliyat. Yani biz bunu genel ameliyathanede yapıyoruz. Gözün içindeki orijinal merceği alıyoruz ve yerine yapay bir mercek yerleştiriyoruz. Bunun yerine daha farklı, daha yüzeysel olan, daha kısa süren alternatif yöntemler son dönemlerde daha çok yaygınlaştı. Bu yöntemler arasında da en güvenilir olarak gördüğümüz biyolojik kornea desteği adı verilen, özellikle yabancı cisim olmayan korneayı destekleyerek yakın görmeyle ilgili daha büyük avantajlar sağlayan bir yöntem. Sosyal medyada bir reklamını gördüm. Bir gün sonra bana döndüler, randevu ile görüşmemi istediler ve buraya geldim. Doktor Aylin Hanım'la görüştük. Önce göz muayenesi yaptırdı. Yakını, uzağı, gözlükleri, işte göz durumlarını, göz korneasını bunları inceledi. Aylin Hanım'a muayeneye geldim. Muayene esnasında yakın sorunu yaşadığımı ve yapılan tetkikler sonucunda ciddi boyutta olduğunu öğrendim. Bir işlemden bahsetti kendisi bana. İşlemin çok kısa sürdüğünü, acısız, kesisiz olduğunu belirtti. İşlem aslında çok uzun süren bir işlem değil. Damlayla uyuşturuyoruz. Tek göze de yapılabiliyor, iki göze de yapılabiliyor. Hastalarımız uzağı net görüyorsa, uzak için gözlük kullanmıyorsa, sadece yakın gözlük kullanıyorsa bu yöntem bu grup hasta için özellikle çok çok ideal. Çünkü bu grup uzak gözlük kullanmadıkları için mercek ameliyatından da %100 fayda görmeyebiliyor. Bu ameliyatı yaptığımız zaman bizim içimizin en rahat olduğu nokta güvenilir olması. Yabancı cisim olmadığı için alerjik bir reaksiyon vermiyor, herhangi bir infiltrasyon, herhangi bir rejeksiyon, böyle bir farklı bir reaksiyonla karşılaşmıyoruz. Bu sayede de hastalarımız güvenli olarak bu yerleştirdiğimiz çok ince zarı taşıyabiliyorlar. Hastalarımızı biz her zaman söylediğimiz şey, memnun kalmazlarsa çok gönül rahatlığıyla da çıkarabiliyoruz. Bu da bizi rahatlatıyor. Herhangi bir iz kalmadan gözde çıkarılması kolay. Bunu şöyle hayal edebiliriz. Bu sanki bir kontak lens. Biz kontak lensi gözün ön tabakasına yerleştiriyoruz gibi hayal edebiliriz. Kesinlikle lazer ameliyatı değil. Gözden herhangi bir doku alınmıyor. Gözün içine bir farklı bir yabancı cisim yerleştirilmiyor. Sadece gözümüzün yüzeyine biyolojik ya da organik diyebileceğimiz kolajen tabakası yerleştiriyoruz. Hastalarımız bu sayede daha güvenilir bir şekilde ertesi gün normal günlük hayatlarına dönerek yakını görerek yaşayabiliyorlar. Şimdi çok mutluyum. Görebiliyorum. Yakını çok iyi görebiliyorum. Gün günden her şey daha iyiye gidiyor. Şimdi benim için bu ameliyattan sonra ikisinin de bir anlamı kalmadı. Bunlar çöpe gitmiş oldu. Sapsağlam yeni bir gözle buluşmuş olduk.